Showmax'ten Şehrin Nabzı'ndan hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bu haftada programımızı dop dolu bir içerikle açıyoruz. 1975 yılından itibaren tavukçuluk ekipmanları alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin hem eski hem de köklü firmalarından birine gidiyoruz. Kaliteyi ve çözümü elden bırakmayan firma hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir yere sahip izliyoruz. Şehrin Nabzı ekibi olarak Tavsan Tavukçuluk Ekipman Sanayi firmasına konuk oluyoruz ve yanımızda Cemalettin Bey var. Merhaba Cemalettin Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben Erzincan Kemaliye doğumluyum. 1960'ta İstanbul'a geldim. Tavukçuluk sektörüyle tanışmam 1969 yılı oldu. Ve ilk defa Türkiye'de askılı otomatik tavuk suluğuyla başladık. 1975'te kurdum. 1975'ten bu yana geçen 40 yıl adım adım ilerleyerek şu anda Türkiye'nin 25 yıldır tavukçuluk ekipman sektöründe liderliğini yapmaktayız. Yaklaşık 15 tane yurt içi bayimiz var. 15 tane yurt dışı bayimiz var. Bununla beraber üretimimizin yaklaşık %50'sini dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç etmekteyiz. %50'sini de iş piyasaya vermekteyiz. Bu ihracat yaptığımız ülke sayısı 50 civarında. Bunun Filipinler'den Avustralya'ya, İngiltere'den Hollanda ve Avrupa'nın birçok ülkesi, Arap ülkeler, Afrika'daki bazı ülkeler. Biz yaptığımız ekipmanlar şu anda dünya standartlarında ve kalitesi de onlarla eşit olacak durumda. Dünyanın her ülkesine ekipman satabilecek imkanlara sahibiz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz komple sistem satıyoruz. Başlangıçta ekipman, müferit ekipmanlarla yemleme, sulama bunlarla başladık. Ama şu anda sistem olarak dünyanın birçok ülkesine satıyoruz. Bina dahil olmak kaydıyla komple tesis kuruyoruz. Bunların içinde yemleme, sulama, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, yem siloları, bunların kontrol sistemleri gibi her türlü kanatlı sektörüne hitap edecek ekipmana sahibiz. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da hizmet veriyorsunuz. Hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Bu ülkeler Avrupa'nın birçok ülkesi var. Türkiye Cumhuriyetler var. Arap ülkeleri var. Ve Afrika'dan bazı ülkeler var. Satış sonrası destek veriyor musunuz? Evet. Biz sektörde 6 tane şirkete sahibiz. Plastik bölümümüz var, plastik fabrikamız. Onun haricinde montaj şirketimiz var ve Türkiye'de sektörde tek olan satış sonrası teknik destek ve montaj şirketimiz var. Bu da ürünlerimizi sattıktan sonra gidip kümeslerde montajını yapıyoruz, teslimatını yapıyoruz. Herhangi bir sorun olduğu zaman da 7/24 hizmet veriyoruz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Diğer firmalardan ayıran özellikler şu, biz şu anda Avrupa'da en çok ürün çeşidi kendi üreten firma olarak en çok ürün çeşidine sahibiz. Dolayısıyla bizde plastik, metal, her tür ürün var. Bununla ilgili de ciddi bir Ar-Ge departmanımız var. Ben Ar-Ge'ye de başkanlık yapıyorum. Sektörde geçen 46 yılımın birikimlerini Ar-Ge'deki mühendis arkadaşlarla paylaşıp ülkemize daha gelişmiş ürünler ve mevcut ürünlerin gelişmesiyle ilgili hizmet veriyoruz.
Peki üretmiş olduğunuz ürünler hakkında bilgi verir misiniz? Kendimize ait olan ürünler yemlik çeşitlerimiz var, suluk çeşitlerimiz var. Bunlar manuelden başlayıp çeşitli otomasyon sistemlerde hizmet veren suluk çeşitlerimiz var. Havalandırma çeşitlerimiz var. Özellikle son yıllarda kullanılan klepe dediğimiz pencere yerine kullanılan. Bunlar otomasyon olarak çalışıyor. Kümesteki ısıya göre çalışan sistemler yapıyoruz. Bunu da dünyanın birçok ülkesine pazarlamaktayız. Bizlere yıllık üretim kapasitenizden ve fabrikanızdan bahseder misiniz? Yıllık üretim miktarımız Türkiye'deki ve dünyadaki arz talebe göre dengeliyoruz. Biz önce sipariş geliyor, siparişe göre ürün üretiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki tavukçuluk sektörü de maalesef iniş çıkışlı bir sektör. Dolayısıyla biz bu inişlerdeki dengeyi yurt dışı ihracatlarla sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bizde kanatlı sektörü için hindiden, kazdan, ördekten ve bunların ana babalarından dahil olmak kaydıyla her tür ekipmana sahibiz. Sektörel anlamda ne gibi sıkıntılarınız var? Sektörel anlamda sıkıntılarımız tabii ki Türkiye'deki ekonomik şartlara bağlı, artı tavukçuluk sektörüne bağlı. Tavukçuluk sektöründe son 2 yıldır İPART denen bir proje var, Avrupa Birliği'nin desteklediği. Şu anda kırsal kesimde bu projeler, yatırımlar devam ediyor. Onlar da Türkiye'deki yatırımların artmasına sebep oluyor. Dolayısıyla daha modern tavuk kümeslerine dönüşmüş oluyor. Eski kümeslerde giderek otomasyon sistemlerini yenileyip yeni model ekipmanlarla tekrar kendilerini yenilemekteler. Deneyimli ve başarılı bir iş adamı olarak genç girişimcilere neler söylemek istersiniz? Tabii ki ben çok uzun yıllardır çalışmaktayım. Çalışmayı gerçekten çok seviyorum. Genç nesillerle de bilgi birikimimi onlarla paylaşıp onların bilgi birikiminde ben kendim yararlanmaktayım. Sadece benim bilgi birikimi onlara aktarmak değil, yeni nesiller, yeni jenerasyondaki bilgilerle de ben istifade ediyorum. Dolayısıyla bizim firma olarak ne kadar kendimizi geliştirirsek ülkemize de o kadar katkıda bulunmuş oluyoruz. Modern ekipmanlarla üretilen tavuklar daha sağlıklı ve daha lezzetli oluyor. Bir diğeri, biz ihracat yaparak ülkemize döviz getirmekteyiz. Ayrı bu işin güzel tarafı da kaliteli ekipmanlar ürettiğimiz zaman yurt dışından ülkemize bu ekipmanların girişini önlüyoruz. Dolayısıyla hem döviz çıkmasını önlüyoruz hem de yurdumuza döviz getiriyoruz. Bu da benim ve firmam için son derece önemli. Bu konuya son derece önem vermekteyiz. Peki Cemalettin Bey, sektöre başladığınız ilk günden bugüne kadar sektörünüzde neler değişti? Evet, güzel bir soru. Dediğim gibi Türkiye'de tavukçuluk profesyonel anlamda 64-65 yıllarında başladı. Ben de 69'da başladım. Dolayısıyla tavukçulukla birlikte, tavuk sektörüyle birlikte büyüyerek geldik. Sektörün ihtiyaçları nedir? Bunları gayet iyi biliyoruz. Biz ilk Türkiye'deki askılı otomatik sulukla başlayıp onun haricinde plastik ürünlerin de tavukçuluk sektöründe kullanılmasını sağladık. İlk askılı suluk otomatikle başlayıp otomatik yemleme sistemleriyle devam ettik. Yumurta tavuğu kafes sistemleriyle ürünümüze kattık. Daha sonradan bunlarla ilgili spiral dediğimiz otomatik yemleme makinaları, havalandırma sistemleri, yem siloları, Türkiye'de sürekli firma olarak kendimizi geliştirerek sektörün ihtiyaçlarını tespit edip bu bazda yola çıkmak
ve sektördeki ihtiyaçlara cevap vermek için. Zaten sektör, bizim gelişmemizi sektör destekliyor. Gelen talepleri karşılamak için biz de Ar-Ge departmanı olarak tüm gücümüzle yeni ürünlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yılda en az 2 veya 3 tane yeni ürünü bizim ürün şeyine, gamına katıyoruz ve gelişmeler de bu şekilde devam edecektir. Bizden sonra da ikinci jenerasyon olarak oğlum bu işin başına CEO olarak geldi. Bizim bilgi birikimimizi onunla paylaşıp o da benden aldığı bayrağı daha ileriye götürüp ciddi bir uluslararası firma haline getirmek için bütün ekiple birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında tesis açmayı planlıyor musunuz? Tabii ki bu bir hedeftir. Biz Türkiye'deki bayilik sistemiyle çalışan tek ekipman firmasıyız. Yurt dışından gelen talepler var. Önce biz kendi iç bünyemizdeki gelişmeleri tamamlayıp ondan sonra ikinci etapta da yurt dışında şubeler açıp gerekirse belli ülkelerde belli üretimleri yurt dışında yapmayı planlıyoruz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben tavukla ilgili söylemek istiyorum. Tüm izleyicilerimiz gönül rahatlığıyla tavuk ve yumurta yiyebilirler. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü protein olarak son derece önemli şey, bir besin kaynağı, artı son yapılan yıllardaki kesimhanelerde tavuk kesimleri ve beslenmesiyle ilgili, ben beslenmesiyle ilgili bölümün bizzat içindeyim. Ama kesimhaneleri de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla tavukları yiyebilirler. Şimdi de firmanın CEO'su Hilmi Bey ile birlikteyiz. Merhaba Hilmi Bey, firmanızda vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz anahtar teslim tavuk kümesleri kuruyoruz. Kanatlı sektörüne hizmet ediyoruz. Et tavuğu, yumurta tavuğu, damızlık yumurta tesislerinin komple binası, müşterinin taleplerine göre binası da dahil olmak üzere projeler yapıyoruz. Satış ve pazarlama ağınızla ilgili bilgi verir misiniz? 40 yıldır bu sektörde Türkiye'nin ilk tavukçuluk ekipmanı üreten firması, en eski firması. 40 yıllık mazisine baktığımızda şu anda Türkiye'de 14 bayi ile yurt dışında çalışıyor. Yurt dışında da 50'nin üzerinde ülkeyle direkt satış yapıyor. Bunların 30 tanesinde bayi veya çeşitli kanallarla satış yapmakta. Bizlere kalite politikanızdan bahseder misiniz? En iyi hizmeti, en verimli, en kaliteli ürünleri sunmak ve en uygun fiyata sunmak var. Bu yüzden de yaptığımız üretimde kullandığımız ham madde, birlikte çalıştığımız firmalar, yaklaşık onun üzerinde firmanın, Avrupalı firmanın distribütörü olarak çalışıyor. Kendi alanlarında en iyi olan firmalarla çalışmayı hedefliyoruz ve uzun yıllardır da bu şekilde ilişkilerimiz devam ediyor firmalarla. Bizim için önemli olan tavuk kümesine kurduğumuz tesislerde en uzun ömürlü, en verimli ekipmanlarla yatırımcıya en kısa sürede yaptığı yatırımın geri kazandırmak. Peki sizi bu sektörde ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizi sektörde farklı kılan en önemlisi 40 yıllık tecrübemiz ve ciddi Ar-Ge yaptığımız yatırımlar. Sürekli kendini, ürünlerini geliştiren bir firma. Her yıl en az 2 ile 5 arasında yeni ürün çıkartır. Bu geçmiş sahip olduğu yurt içi ve yurt dışı tecrübeleri de ürünlerine aktarır. Kendi Ar-Ge kümeslerimiz bulunmaktadır. Biz bir ürünü mesela piyasaya çıkarmadan önce en az bir yıl o kümeslerde deneriz. Herhangi bir sorun, geliştirme, performansı artırma yönünde çalışmalar yaparak ondan sonra piyasaya sürarız. Ki piyasaya sunduğumuzda herhangi bir sıkıntısı olmasın ve kalitesiyle ilgili herhangi bir şüphemiz olmasın. İleriye yönelik hedef ve projelerinizden bahseder misiniz? Evet, 2016'ya yönelik tabii ki de 2015'inden daha iyi bir yıl bekliyoruz ve hedefliyoruz. Türkiye'deki pazar payını
belli bir miktar daha arttırmak hedefimiz. Çünkü şu anda pazarda en büyük pazar payına sahip firmayız. İhracat anlamında da ülke sayımızı arttıraraktan daha çok ülkeye ulaşmayı hedeflemekteyiz. 2016 yılı için yeni ürünlerimizi de piyasaya sunacağız. Bugüne kadar üretmediğimiz damızlı kümesler için olan folluk sistemimizi 2016 yılında satışa sunduk. 2015 yılında satışına başladığımız yumurta kafesleri ürünlerimizi 2016 yılında satışlarını biraz daha arttırarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Hilmi Bey, satış sonrası destek veriyor musunuz? Ciddi bir mühendis ve teknik ekibe sahibiz. Türkiye'nin ve yurt dışının her yerine 24 saat hizmet politikasıyla çalışıyoruz. Bu anlamda da çok güçlü olduğumuz yanlardan biri. Üretimimizi büyük çoğunluğunu kendimiz yaptığımız için yedek parça anlamında çok hızlı hareket edebiliyoruz Türkiye'de de yurt dışında da. Çünkü birçok ürün stoğumuzda bulunuyor ve o yüzden herhangi bir ihtiyaç anında çok hızlı bir şekilde müşterilere cevap verebiliyoruz. Peki müşterilerinizden ne gibi geri dönüşler alıyorsunuz? Tabii ki de kalite ve fiyat performansına bakıldığında müşterilerin en çok memnun eden bu oluyor. Çünkü bizim işimiz müşterilerimizin yatırımlarına fayda sağladığımız için tabii ki de ekipmandan alınan performans çok önemli. Bugün çok ucuza da ürün alabilirsiniz, çok daha pahalıya da. Önemli olan ikisini ortak noktada buluşturabilen en verimli ürünü almak, uzun yıllar kullanabileceğiniz, en az 10 yıl, bu 20 yıla kadar sürebilen ürünlerin ömürleri vardır. O yüzden yapılan yatırımda müşteri son derece memnun bir şekilde uzun yıllar ekipmanlarını kullanmakta. Elde etmiş olduğunuz başarıyı ve istikrarı neye borçlusunuz? Araştırma ve geliştirmedeki merakına ve isteğine borçluyuz diye düşünüyorum. Çünkü sürekli kendini geliştiren, bu iş süreçlerinde, ekipmanlarında, makine parkında, her türlü konuda her yıl kendisine bir şeyler katan ve sürekli gelişmeyi hedef edinmiş. Yönetim kurulu başkanımızın da bu anlamda bakış açısı hep bu yönde olduğu için biz sürekli kendimizi geliştirerek ilerliyoruz. Dediğim gibi her yıl kesinlikle yeni ürünler piyasaya çıkartıyoruz. Tavuk kanatlı sektörünün farklı iş kollarında ürünler sunmaya çalışıyoruz, hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Biz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu yaptığımız işte hiçbir zaman doyum noktasına ulaşmadan sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Bana göre en büyük farkımız ve güçlü yanlarımız bunlar. Genç girişimci arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde bulunacaksınız? Genç girişimci arkadaşlar tabii her geçen gün piyasalar, ekonomi zor günler geçiriyor. Bu noktada benim tavsiyem genç arkadaşlara sabırlı olmaları ve çok çalışmaları. Çünkü artık şartlar gitgide zorlaşıyor. Şartlar eşitleniyor. Çağımız teknoloji çağı. Bu noktada eskiden bilgiye ulaşmak zorken şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay, fakat o bilgiyi kullanmak anlamında farklılık yaratmak gerekiyor. Benim gençlere tavsiyem olacaktır. Çok çalışsınlar ki farklılık yaratabilsinler, yarışta öne geçebilsinler. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yatırımlarını yaparken özellikle kanatlı sektöründe kullandıkları ekipmanlara, satın alacakları ürünlerde kalite ve fiyat performansına dikkat etsinler. Bu konu çok önemli. Bizim ekipman işi biraz daha projelerde en sona kaldığı için, çünkü önce inşaatlar yapılıyor, arsalar alınıyor. En son noktada bize ekipmana geliniyor. Bu noktada da biraz fiyat odaklı düşünüldüğü zaman sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü dediğim gibi bu iş ciddi bir yatırım işi ve aldığınız ekipmanı çok uzun yıllar kullanmanız gerekiyor. Bugün ucuza bir ekipman alabilirsiniz ama bunu 2-3 yıl sonra sorun yaşamaya başladığınızda ve içeride bir canlınız var. Canlıya bakıyorsun. Burada yaşayacağınız problem, erteleme şansınız yok. Yani bugün bir yemleme makineniz arızalandığı zaman ya bunu 3 gün sonra tamir ettireyim deme şansı yok. Çünkü içeride bir canlı var. Yani onları beslemek zorundasınız. O yüzden benim üzerinde durmak istediğim nokta, yatırımlarını yaparken bunlara, yedek parçaya, satış sonrası hizmetlere, ürünün kalitesine, üründen alınan performansa,
verimliliğe, bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar milli bir servet, bir yatırım yapıyorsunuz. Hiç kimse yatırımın 3-5 yıl sonra %50'sini, 60'ını değiştirmek istemez. Onu ilk günkü gibi uzun yıllar kullanmak ister. Bu konuya yatırımcılar dikkat ederse son derece memnun oluruz.